Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Planet Crafter'da uzayda bir görevimiz var ve onu icra edeceğiz. Tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu kurak lanet gezegen ne yazık ki gördüğünüz gibi artık bir dünya formatına bürünmüş durumda. Şimdi görüyorsunuz ki burada birkaç delgimiz var. Buraya bayağı yeşillendi lan. Bayağı hızlı gidiyor. Aslında bir şey daha yapacaktım ben de. Tamam, bal var. Dur ula. Ben bir roket gönderdiydim. O roket geldi mi o roketi? Oraya bir roket vardı. Bakayım. Aa, gelmemiş. Ha. Şeyler üretip satabiliyorum. Bu bir avantaj. Biraz bir ufak sesleri kendime kısıyorum. Şimdi neyim var, neyim yok, onları ben bir kontrol edeyim. Çünkü benim craft'a abanmam gerekecek. Şu an hayvanlar craft iyi gidiyor aslında ya. Dur. Allah'ına kurban olduğum. Topla da onları. Aldık. Şimdi normal Proteus balığı. Yani yapacak onlara bir operasyon ama şimdi değil. Bakterimiz var ama siyah gübremiz az ve gübre kakimiz de az. Şimdi hayvan gibi siyah gübre basacağım ama dur lan yanlış elektim. Biyoplastik falan da basacağım. Bir tamam. Beş sıra değil mi? Yani çiftli olarak baktığında 5 tane şu an. Şimdi 10 tane etti. Şimdi benim 10 tane silikonum var mı? Aşağıya bir tak bakayım silikon durumunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane silikonu çıktı. Şimdi su. Biraz biyoplastik yapalım. Sonra gelip biraz daha su alalım. Şimdi gidelim biraz daha su alalım. Patlıcan yetiştirmek, gübre yapmak, yani yani sesler dehşet geliyor. Altyazı M.K.
Biyoplastik chest'i şu muydu? Elimden geldiğince, elimde yosun var. Patlıcan, yosun, sülfür. Şimdi burada şunları alayım. 5 tane var. Burada 5 tane sülfürüm var mı ama? Şimdi benim 5 tane sülfürüm var mı? Varmış. Şöyle geçelim. Gübre yapacak. Harika, bir tane daha ver. Yani üretimi arttırabilirim. Hepsini siyah gübre yaptım. At abi. Nitrojen tüpünden bol bir şey yok anasını satayım. Bayağı bir ürettik. Şimdi sıcaklık ve basınç için bir destek atılabilir. Sıcaklık ve basınç için atılabilir ama burada açılacak bir şey kaldı mı lan? Hayvanlarla ilgili bazı şeyler açılacak. Ben patlayıcı yapabiliyor mu? Yani bomba tarzından. 3 tane. Güzel. Yani uzaya bir şeyler satmak zor. Her şeye para vermiyor terbiyesizler. Bak. İşte bunu yapmak mesele. Kaç para var? Bir dakika la. Oo. Yani bayağı para. Çip mi bu? Şöyle. Şimdilik bir şey almayalım ya, bakarız.
Şimdilik almayacağım. O işe sonra bakacağım. Şu önemli. Hayvan bitkide kıpırdan var da biyokütle biraz. Hayvan mı üretir? 5.50 diyor. 5.15'e gelmiş hayvanlar zaten. Şimdi hocam. Soba. Bu süper alışım çubuğu anamızı belliyor. Abi süper alışım çubuğu yapmak tam bir zulüm ya. Gel. Makinelerden çıkanları çok iyi. Kobalt bayağı geldi. Burası dolu. Bir magnezyum bir tanecik mi çıkmış lan? Tamam, şunu ver. Şöyle güzel. Vallahi chest doluyor ha. Şimdi ne o? Balık bilmem ne aleti. Ne o? Bu mu? Balık çiftliği. İpek, bitkisel plankton A, biyoplastik parçası. Bitkisel plankton A var mı lan elimde? Var. Bitkisel plankton A. İki tane biyoplastik parçası. Üçte ipek. İpeğimiz de var. Şimdi balık tohumu yapacağız.
Tamam. Plankton C, K2 ve gübre. Şimdi var mı? Bir tane bitkisel plankton C, bir adet gübre. Umarım K2 vardır abi elimizde. Hiç yok. Mutajen K2'miz yok. Mutajen larva ve bal. Aşağı indik. Şimdi tekrar köyüze git. Bunları at buraya ve diz. Hadi bakayım. Sana güveniyorum, dizersin abi. Haydi. O makinenin içine gideceğim. Bu şey balık şeyini atacağım. Hadi oğlum. Yalnız dizmesi uzun sürdü ha. Bak şimdi. Şunu al. Bir de bunu al. Bir su ve yemek olayı yapalım abi. Ha, 3 tane ipek alayım abi. Orada ipekte vardır bir şeyler ya. Bir tane buradan ver. Tamam. 2 tane biyoplastik ve plankton A. Bunu da ver. Şimdi yukarı gidiyoruz abi. Bir balık yumurtası yapıyoruz yine. Şu, şu ve şu. Yap bakalım abi. Diz bakalım. Yani kurbağa yumurtası yapmak zor değil de biraz gezmem lazım. Çünkü standart yumurtaya ihtiyacım var. Yani balık yumurtası daha fazla da yapabilirim. İpeğim var, planktonum var. Balıkları arttırabilirim ya, balık önemli. Suda canlılık varsa her yerde canlılık olur. Ver abicim onu da. Thank you.
Çok güzel lan. Evet. Yani başka... Tamam, bakayım K3 var mı elimde? Ver bir tane. Şu plankton C kaldı mı hiç? Plankton C yok. Şu bizim alette plankton C var mıdır? Tamam. Bir tane gübre. Dur lan. Şunu gitsin bakayım. Kurbağa yumurtası bulmakla uğraşacağız. Kurbağa yumurtası bulabilirsem modifiyeli birkaç kurbağa yapabilirim. Ama işte o yumurtayı bulmak mesele. Bulamazsak ne yapacağız? Şu an balık. O yüzden balık yani. Yumurta var. Yani aslında dağıtalım bakalım. Çok güzel. Her şey bu. Bir füzyon
tane süper alışım istiyorum. Ne kadar süper alışımımız var, bir yukarı gidelim abi. Ha bu batlayıcı kodu nereye koyduydum ben ya? Ula bu nükleer biraz büyük bir alet ha. Şuraya sığar mı lan? Gel gibi yanına bak. Bu kurbanın havuzunu neyle ne kadar neyle yapıyorduk lan biz? Çok basit bunu yapmak. Mesela kurbağa yumurtası bulmak. Ama biz bir nükleer... Patlayıcı toz. Şimdi kaldır abi şundan yosunları toplayalım. Hay maşallah. Ciddi şekilde yosunları topladım. Üç tane de üstümde kaldı. Üç yosun, üç su. Sıkıntı yok. Suları toplarsın. İçeride üç tane su kaldığı zaman... Ver. Ver. Bunları da ver. Şunları ver. Bir de nitrojen tüpü. Ebenizinkine girsin o nitrojen tüpü.
Oğlum bu nitrojen tüpünü niye bu kadar çok verdi la bu bize? Kafama göre koyuyorum. Suları koydum. Burada motorlar, anahtarlar falan var. Tamam. Şimdi bir dakika. Ha, bu açıldı, bu da açıldı. Lirma tohumu nerede yapılabiliyor acaba? Burada değil. Bu lirma tohumunu nerede üretiyoruz abi? Burada üretiyoruz. Peki lirma tohumu niye bu kadar önemli abi ya? Ben onu anlamadım. Tamam, tohumları üretmek fena bir durum değil benim için ama. Neyse, tertemiz işçilik devam. İç suyunu ye, yemeğini yemek. Yemek dedin, ballar aklıma geldi. Arıların ballarını alalım abi. Ver. Ver. 5 tane buradan. Dokuz. Şimdi fasulyelerin olduğu tarafa bir gidelim. Biraz yemek yapmam lazım, değil mi? Şu yok. Herhalde tuttu sayısı ya. Dur bakalım. İnince anlarız. Sanırım tuttu. Gel oğlum. Koy oğlum, koy. Oh. Malzeme bitti lan. Vallahi mı? Aa, iyi tutturmuşum sayıyı. Güzel. Bunları oraya bir yerleştirelim hızlıca. Şimdi bir dakika. TTI diyor. Oho. Abo, daha çok yolumuz var be ya. Sıcaklık iyi artıyor. Basınç da fena değil. Ha, biyokütleyi yardırmamız lazım ya. Biyokütle... Biyokütleye çifte telli attırmam lazım ama nasıl olacak o iş? Hayvan artışı, bitki artışı genel olarak biyokütleyi etkiler. Peki biyokütleyi net etkileyecek olan neydi? Çok onu hatırlamıyorum işte. Şimdi şu kurbağanın, neyse, hava aydınlanması lazım. Kurbağa için şey bulmamız lazım. Biraz loot'a yardıracağız. Hatta gidelim. Ona lan, nereye takıldım ben? Heh. Yukarı gidelim. Şunları bir yerlerine koyalım. Aa, hop çıktık. Alüminyum chest'in olduğu yere bir parmak atacağım şimdi de.
Oradan bir alüminyum almam lazım, alüminyum. Gel bakayım, bu dolu. Bir magnezyum, iki magnezyum. Silikon, silikon, silikon. Bu da silikon. Biraz daha bereketli olsan olmaz mıydı ya? Vallahi titanyum chest'i full. Güzel, demiri de fulledi. Chest yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Biyokütle ot bak yürüyor. Sıkıntı yok. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hop burada kurbağa şeyi yok mu? Çıkar mı kar oğlum? Şuradaki makineden malı alalım. Ne çıkarsa bahtımız hesabı. Mekana gidelim. Cezanızı versin sizin lan. Şuradan çıkan malı bir yerleştirmemiz lazım. Alüminyum. Koy oğlum alüminyum. Gel. Aa. Magnezyum chest'i dolu lan. Yayım da doldu. Bayağı bir mal koyu yok buralara da. Oğlum vallahi bayağı malzeme, çanta doldu anasını satayım mekan yahu. Şimdi şu iridyumun oraya bir gideyim, oradaki malı alayım.
Belki buralarda bir yerde daha kurbağa larvası bulurum. Aha buldum bak. Aha. Standart kurbağa yumurtası yazması hiç sorun değil benim için. Hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Tamam, şu silişim şu kodu. Ha buraya geldin mi? Bu dolu. O kadar dolu değil. Oğlum bayağı doldu lan burası. Bir tane kobalt. Bir tane titanyum. Ay silikonu koydum. Titanyumu koy. Silikon. Koy oğlum. Dömür. Evet, chest'lere koyuyoruz malı. Şimdi üst kata bir gidebilirim. K4 ile yapıyorsun bunu ve K4 ile bunu yapmak için de şöyle bir sıkıntımız var abi. Zaten bu yumurta yaramıyor şu an. Yumurtaları ben şuraya koyayım. Sonuçta yenileri açılacak. Sürtüren inek. Gidelim sülfür. Sülfürden mal alalım. Alalım abi. Bence iki kutu çantam alır ya. Hadi ama. Bırakayım dükkanı. Malzeme dolduruyorum çünkü malzeme dolduruyorum. Çünkü
pardon, balıklara yaptığı bir şey var ya. Ve şu tarafta da bak göllük bir yer var. Yani o tarafa da balık atabiliriz biraz. Ya aslında ya atabilirim lan balık. Tamam. Silikon 1. Aa abi silikon ne kadar kasıntı bir madenmiş ya. Çıkmıyor arkadaş, bu bir şaka mı ya? Aha. Elimde sülfür kaldı. Aslında yazık olur. Kanka, atla patlıcanı. İki tane ver şu ana. Hop gel. Plankton halledeceğim onu, dur. K3 ile yapalım ya. Gübre var. Aşağıdan bir mutajen K3 alalım abi. Bir de plankton C alalım. Bir tane var. Ver abi. Plankton C'yi verdiysen sana zahmet bir tane de plankton A ver bana. Buradan da iki tane biyoplastik ver. K3. Ver bir tane. Biyoplastik verdim. İpek alacağım 3 tane sadece. Onu gideriken hallederik. Dur şimdi. Oğlum. Ulan gübrede. İki patlıcan, bir sülfür içiyorsun değil mi lan? Sülfür kalmış. Bu işte bir tuhaflık var. Ama ne? Kesinlikle bir tuhaflık var. Bu normal değil yani. Şimdi çözeceğim onu. Onu da çözeceğim. Evet, ne verdi? Bu sefer de bunu verdi. Ne edelim? Ne edelim kardeş?
Bir ipek. Mis gibi bir balık havuzu olur burası bak. Koydun oraya. Hop tıkla. Bak bunu da üstüne koy bak mis gibi bak ne güzel yüzüyorlar gördün mü? Gulu gulu gulu. Dehşet bir şekilde güzel hayvan gibi atıyor. Sıcaklık biraz kasarak atıyor. Nasıl yiyor kitle? Nasıl yiyor oğlum yiyor kitle ya? Yiyor kitle olayını çözüm bulmamız lazım. Yaptırmam lazım ama bu ağaç kalkıcı jeolik diyor tezeren jeolik istemesen yapacağım yoksa yaparız yani daha yeni bir tohumumuz bile var bak. Abi çok iyi ya aslında ha. Mutajanla mutajan kalki ile yapılıyor. Ağaçları sıkıyorsun bundan mı yapsam ben? Ama oksijen atmosu değişiyor. Bütün atmosu değişmiyor. Ama şu makine bak. Bitkilere 1250 veriyor anladın mı? Yani menet %450'lik o şeyi yapmak sıkıntı değil. Takiple yapıyorsun onu. Bu şerefsiz süper alışımım yok mesela yani. Devre kartı satayım diyeceğim. Devre kartı para ediyor ama üretimi zeolitle işte zeolit olmasa zeolit anamıza bakıyor bize. Arı ama çok az bir şekilde arı bitkileri arttırıyor. Kelebek abi.
Bu da zeolit istiyor. Anasını satayım. Zeolitle başımız belada ya abi. Madenini bulamadığın zaman başına sıkıntı yani bunlar. Gezegeni biraz daha mı ısıtayım diyorum. Bunlara ciddi malzeme harcıyorsun. Malzeme çok çabuk bitiyor. Bu sefer toplayacağım diye canım çıkıyor. Şöyle. Hava garar değil. Şuradaki hareket bile hızlı. Abi sıcaklığı hızlandırmam lazım. Onun için de şu sobadan yapmam lazım benim. Ve süper alışım çubuğu ne demek biliyor musun? Dünya kadar süper alışıma ihtiyacın var demek. Peki pulsar kuvarsını parçalarsam ya da magnetar kuvarsını içinden ne çıkar? Şu kuvarzlara gel bakayım. Mesela şu blazar kuvarsını al bakayım. Bunu parçalarına ayırt edersem ne çıkar içinden? Çok merak ediyorum. Parçalayamadı. Blazar kuvarsı olarak geri çıktı. Bak pulsar kuvarsını parçalayınca bayağı bir şey verecek bana. Vermesi gerekiyor. Güzel. Osmiyum, iridyum falan filan. Şimdi gel bak. İridyumu chest'in içine. Şimdi yukarıya osmiyumu götüreceğim. Tamam. Şimdi hocam bu süper alışım olayı bizim başımıza bela. Bu Mene süper alışımın çubuğunu istiyor hayvan. Bizim evimizde gitti mal biter la. Elimizde hiçbir şey kalmaz. Vallahi hepsi gider. İridyum çubuğumuz var. Sıcaklık 538. 4000 ebenin. Ama elektrik üretimiyle başımız belada.
Kuvarsta sıkıntı yok da şundan 4 tane yapmam lazım. Dört tane değil mi? Bir dakika. Mecburen. İstemiyorum ama yapmak zorundayım. Çalışsın abi. Şimdi elektrik hayvanı lazım olmuştur. Bakayım. Çok güzel. Şimdi hocam. Bundan yaparsam. Ama da çubuk istiyor. Ya bundan bir tane yapmak sorun değil. Bundan yapabilirim. Ama süper alışım çubuğu yapmak için bayağı bir emek vermem lazım. Güzel alet de. Şu süper alışım çubuğu büyük sıkıntı abi. Bunun bir tanesini yapmak için bile ona bir tane bile yapmak için benim 9-8 tane süper alışım çıkarmam lazım. Elimdeki malzeme mümkün değil, yapamaz bunu. Hayvanlar biraz daha artarsa larvayı oluşturabileceğim. Şimdi. Şu kelebek için ne yapıyorduk abi? Mutajen K2 ile birleşen var. Nadir larva abi. Yani sıradan larvayla azure. %120'likler. Elimizde nadir larva olmadığı için de ne yazık ki. Ama kurbağa yapabilirim. Mutajen K4'üm var mı lan benim? Yokmuş. Mutajen karşı birleşimiydi değil mi lan o? Yes. Al. Sen de kurbağa şeyi al. Biz. Tamam, şu kurbağa havuzu sıradan larva, su gübre sıradan larva,
Az kalmış. Yani bunları yapmak sorun değil işte. Balığa abanırsın. Bak şimdi. Sıcaklık 175, basınç 75, bitki 75, hayvan 800 küsür. Şu oksijene katkısı var. Bitkilere katkısı var. Bak bunun bitkilere katkısı 75, bunun 50. Bunun böceğe hiç katkısı yokken bunun böceklere katkısı var. Hayvanlara da katkısı var. Şimdi abi bak burada şu ikisini biraz abartmak zorundayım. O yüzden küvezim nerede lan benim? Oğlum bu mutajen K4 ile ananı. Mudujin Goki. Plankton C. Yok C yok ki lan. Plankton A ile yapılan bile var. Plankton B ve mutajen K3 ile hayvanlarla ilgili güzel operasyon yapabilirsin. Plankton B. Fakat şu neyle yapılıyor? Sülfür, bakteri, nitrojen tüpü. Gel. Bakteri, nitrojen tüpü. Plankton B. Ve bu arkadaştan bir tane alıyorum. Senin yanına bir geleyim ben. Sana zahmet, bize eziyet. Sen şunu bir bana dizle bakalım. Bunu yapmak için bana lazım. İki tane biyoplastik plankton A. Son biyoplastiklerim bunlar da. Ver plankton A'mı. Üç tane de ipek. Yani kurbağa dizileyeceğiz mecburen. Ver. İyi. 3 tane ipek alalım abi. Burada bu balık abiler yüzsün. Şu kurbağanın bir tane su al lan yanına. Hiç bir de yanına al. Ne istiyordun lan? Larva ve gübre. Ama önce mutajen
Mutajen K3. Gübremi aldım. Bir tane daha kurbağa şeyi yapsın bana. Çünkü ısı mısı olaylarına tabii ki yatırmam lazım da. Abi o süper alışım var ya, tam bir zulüm. %60, %70. Ver abi kurbağamı. Ne yapalım? Kısmet bundan yanaymış. Çık abi buradan, kapağı dışarı at. Ver. Bunu da gönder. Güzel. Ne var la çirkin? Şimdi şu roketlere bir bakabilir miyim? Üç tane arı larvası. Osmiyum çubuğu. Roket. Mutajen K2. Yani üç tane arı larvası yapabiliyoruz. Buna bir bakalım abi. Sanmıyorum 3 tane larvası yapabileceğim ama. Sıdan larvayı burada mı üretiyoruz? Evet. K3 plankton B gübre K2 larva üretebiliyorum artık. Arı larvası yapabiliyoruz mu? Arı larvası. Hadi ya. Ondan yapamıyorum. Hayvan roketi atamayacağım. Ama bunu atabilirim. Bakteri mutajeni ağaç kabuğu roket. İki tane süper alışıma ihtiyacım var. Şöyle işaretleyelim abi. Bunu bu roketi atacağım. Elimden geldiğince roket yapacağım. Biraz katman arttıralım kardeş. Bakteri. Mutajen. Ağaç kabuğu. Şimdi yukarı çık. Abi anamızı belledi bu ha. Gel bakayım. Hadi şu roketi atalım. Ama önce bir yemek yiyeyim ben ya. Şu roketi bir göndereyim ben ya. Biraz oksijen artacak. Az yükseliyormuş gibi. Thank you.
biraz artsın ya. Ağaç kabı. Vallahi billahi bu ne diyor ya? Vallahi umarım tüm roketlerden atacak kadar malabadi çıkartabilirim. Bilir mi atalım? Modor. Bu tohum dağıtıcı roket miydi? Motor. Bitki dağıtıcıyı gönderdik. Basıncın uçması gerekiyor şimdi bu roketle. Bakalım. Biraz da roketlerle destekleyeyim. Şu
Şimdi ne yapacaktım? Sanırım sıcaklığı arttıracak olan. O muydu lan sıcaklığı arttıracak olan? Larva bulmak çok zor yalnız ha. Bir de bana lazım olan sıra dışı larva. Herhangi bir larva olsa arıymış lan o. Bu da arı. Bir tane sıra dışı larva bulabilir miyim? İnşallah bulurum. Sıradanını bulduk anasını satayım. Evlat bana bunun sıra dışı olanı lazım çocuğum. Ha, bırak bırak her yerden çıkıyorlar lan. İyi. Oğlum. Bu pezevenkler larvaları yer lan. Aradığım terbiyesizi buldum. Arı larvası yapacağım 3 tane. Osmiyum ki bu. 3 tane arı larvası, bir tane osmiyum çubuğu, bir de mutajen kaydı. Arı larvası nasıl yapıyorduk lan? Mutajen gübre. Şimdi aşağıda 3 tane mudajen alacağım. Mudajen.
İşte. Hadi bakalım. Dizarı arabasını da göreyim koçum benim. Şu böcek roketini de atayım bir kendime geleyim ya. İçimde kaldı yemin ediyorum ya. Bak K2'ye ihtiyacım var. Sen 12 dakika diz ben şuradan balları toplayayım yürü ya. Ver alır arabamı. Arıyı ver bana. Arıyı. Ver lan arıyı. Tekrar diz. K2 yapabilmem için. Bakteri, metan, sülfür. Sülfür yoktu üstümde. Oğlum 6 tane ürün olacak bak şimdi. Arı larvası. Dis. Hidrojen K2. Bunu dizerken ben 2 dakika bir gireyim. Bence gübre. Osmiyum çubuğu tamam. Arımı da alayım da. Hadi oğlum. Git. Ver abi larvamı. İndük. Biraz FPS artık ıkınır hale geldi o. 9 adet osmium. Hadi gidelim. Osmium çubuğu yapalım. Osmium. Evet. Hadi bir roket daha atıyoruz. Hazır mıyık? Suyu bitti la adamın.
Büyük kütle küpürdemeye başladı mı küpürdemeye? Abi sıcaklıkla basıncı yürütmenin tek yolu o cihazları yapmak. Ki bak şöyle düşün. Bu 4000 falan ısı üretiyor, bu 500 üretiyor. Şu 459 diyor. Buna bir geliyorsun 3900 diyor. Şimdi yani abi burada craftlayabilmem için malzemem olması lazım ama malzeme bulamıyorum. Onun ne de yok. Bu ipe kumaş satılayım mı la? Deli gibi ipek geliyor nasıl satayım. Sekiz jeton. Satarız abi. Kumaş üretmek kolay benim için ya. Aha arı kovanı K2 oğlum. Dur her şeyden önemlisi geldi. Bekle. Arı larvası, ağaç kabuğu, gübre K2 ve biyoplastik mi ebenin? Bir dakika. 350 bitki, böcek bu. Oy babuş. Var olan balı al bunu. Bunu kırdık tamam. Ne istiyordu lan bu? Tamam dur şimdi halledeceğiz Zagoni dur. Abu Gasun. Ağaç kabuğu gübre kaki dur. Kakiyi ver. Normal gübreyi bırak. Bu ne üretir? Bal ve arı larvası. Bir de ne istiyordun? Ağaç kabuğu. Şimdi balı da bırak. Şimdi biyoplastiklerle gübreleri bırakacağız. Burada 4 tane var değil mi? Hadi K2 işte bu. Dört adet de ağaç kabuğu. Şu iki taneyi şuradan. İki tane de buradan. Bence çok eğlenceli olacak. Çok güzel. 4 slotlu bak. Çok güzel. Hem bal üretecek, hem arı larvası verecek. Bu işi Furkan sever. Şimdi bize ne lazım biliyor musun? Bol bol.
Ver 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 ver. Balların hepsini de ver. Ben bir üçüncü kata gideyim. Zoom. Tamam. Ondan önce dikkat edelim. Tamam. Şu kabakları bir koy abi. Süper alışım. Açık hava tarlası, iki tane aral arabası, gübre K2 yapacağız. Bir süper alışım yanımda taşıyayım abi. Bir tane süper alışımı yanına alıyorsun. Şuradan bir de fasulye tohumu yanına alıyorsun. Bunun malzemelerini tamamlamak için. Bir tane su şişesi yanına alıyorsun. Gübre K2. Gübre K2 yapmam için iki tane metan tüpüne ihtiyacım var. Yesirme kabağı da ihtiyacım var, dur. İki tane gübre alıyorum. Bir tane yosun alıyorum. Sadece aral arabaları mı kaldı? Ver lan şunu. Fasulye geçeceğiz kardeş. Koy fasulyeyi de. Mutajen K3, gübre K2, vay terbiyesiz it. Metan tüpü lazım lan onu yapmam için, kabak lazım bir de.
Yeni gelenliğini atmam için K3 var elimde. Gübre K2 yapacağız. Yukarıdan bir kabak alıp geleyim ben. Sonra aşağı ineceğiz. Al kabağı. Şu gübre K2. Pardon, pardon. Mil ananı. Unutuyoruz tarifleri. Çok tarif var kardeş. Bunu aldık mı? Bir de mutajen K3. K3 ver bir tane. Araştır. Şimdi larva, gübre, su. Ver bir sıradan larva. Bunu bir dişsin. Aşağıdan bir gübre alacağız, sonra gideceğiz su alacağız. Sadece gübre değil, hayvan gibi gübre basmam lazım, gaz basmam lazım. Yoruyor ama yapacak bir şey yok. Maalesef ki yoruyor yani. Ama elden gelecek bir şey yok arkadaş, yani mecbursun bunu yapmaya. Hayvan mayvan gidiyor. Ver abi kurbağamı. Bir tane gübre ver. Bir de şuradan gideyim bir su alayım. Bir gırbağa daha yapacağız. Bir gırbağa. Ver baba. Kurba, arı, kelebek, börtü böcek. Ben kumaş satacaktım, dur ya. Tamam. Şimdi bir üst kata mı? 200 kata dur. Orada kumaşlarım vardı benim. Onların bir kısmını alacağım. Bir sıra bırak. Bence bu ne işe yarıyor? İşte ticaret roketiyle satış yapmaya yarıyor.
Aa, yetmedi lan. Sen bir git gel. Ay maşallah. Sularımızı doldurduk. Evet, güzel. Şimdi onu da yaptık. Yosunu toplayamam ama metan gazı elimde ne kadar var? Ne var? Şimdi metanları aldık. Yukarıdan iki tane kabak alacağız. De badalcanların hepsini alacağız. Hoş değil. Dehşet bir şekilde gübre üretiyoruz kardeş. Daha bakteri de üreteceğim. Bakteriden mutajen üreteceğim. Sonra o mutajenlerden başka mutajenler üreteceğim. Yalnız bu ona katlı ona katlı olay oldu. Yani bu hiç hoş değil böyle ya. Patlıcanlar büyüdü mü acaba? Hemen bakalım.
Geldik. Büyümüş, güzel. Hepsini aldık. Biraz yosun ekleyelim. Az bir şey daha yosun ekleyelim. Teşekkürler. Şimdi bu arkadaşları da buraya ekledikten sonra öncelikle K3 K2 hiç yok. K4 zaten yok. Şimdi K2 yapmak için mutajen lazım. K3'ü yapmak için bakteri, nitrojen, sülfür lazım. Buna da K3 ile mutajen lazım. O zaman K3 ile mutajene biniyoruz abi. Bakteri, nitrojen, tüpü, sülfür. Sülfür üstümde var. Yani bu kadar çok malzeme koyarsan FPS ıkınıyor. Nitrojen, 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 nitrojen. Hoppa. Gönder. Bir daha gönder. Bir daha. Bir tur daha. Lan bitirdi mi lan? Maşallah. Sülfür ve bakterisi var. Nitrojen tüpü bitti orada. Dur. 2. 5 tane. O zaman. Daha da. 5 tane. Koydum. Bunu da koydum. Tamam. 6 tane sülfür var. Ama 2 tane bakteri var. Dehşet bir K3 stoğu yaptık. Şimdi bakteri K3. Mutajen için ne istiyordu benden? Bakteri ne istiyor? Metan tüpü istiyor, sülfür istiyor. Çok güzel. 4 tane var. Metan tüpü kaç tane var? 1 tane. İşte metan tüpünün olmamasının kötü yanları var. Ver. Yani elimden geldiğince.
4 tane mutajen yaptım. 4 mutajenin üzerine bundan mutajen lazım. Buna da mutajen lazım. Çok güzel abi. Bakteri bindirmemiz lazım abi. Üç yusun üç su. Bakterinin olayı o. Yani üç, altı, dokuz, on iki, 15, 18, 21. Yani 20. O biri orada kalsın. Bak burada 20 tane var. 20 de su alayım abi. Azalacaksam artık. Şimdi ne oldu? 20, 21. Bakteri bas. Mutajen üretmem için neye ihtiyaç var? Metana ve sülfüre. Bence biraz daha bakteri basabilirim. Suyu ve yosunu toplarsam basarım. Azıcık da bakteri. Ne yapalım? El mahkum. Şuradan 3 tane daha. O sudan da 3 tane alınca bir şey kalmayacak diye düşünüyorum şu an. Evet, bir bakteri daha üretelim. Yosun var, suyumuz yok. Şimdi o kadar çok mutajen üretmem lazım ki, yani şunu üretmek kolay oğlum. Mutajen K3'ü doldururum ben. Metan tüpü mü istiyordu lan o? Nitrojen tüpü istiyor, sülfür istiyor. Ama
Mutajen de sülfür izliyor. Yukarıdan sülfür alıp gelelim abi. Nitrojen tüpünden bol bir şey yok elimizde zaten anasını satayım. Teyzin içinde sülfür kaldı mı? Var biraz daha ver. Anlaşılan cevher çıkarıcıya bir ziyarette bulunacak. Şimdi bak. Kaç tane var? Ananı. Pardon. Eksik saymışım lan. K3 cenneti oldu. Deli gibi muhteşem K3 bastık anasını satayım. Maşallah. Şimdi bunu yardırmam lazım. Bu metan tüpüyle yapılanı. Bakteri ve metan tüpüyle yapılanı. Ama sülfürümüz yok, metan tüpümüz de yok. 6 tane bakterimiz var. Bizim daha fazla bakteriye ihtiyacımız var. Üç, altı, dokuz, evet. Altı. Üç. 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 Biraz bakteri yapalım. Eldeki malla. Olduğu kadarıyla. Şimdi bizim mutajen K2 ve 4'ü yapabilmemiz için mutajenin kendine ihtiyacımız var. Ve şuna ihtiyaç var, bol miktarda. Ve bol miktarda onu yapabilmek için sülfürü bulmaktan sıkıntı yok. Ama şunu biraz daha öğretmem lazım. Hayvan gibi sülfür gelecek zaten. O işi çözmemiz lazım. Gerçekten hayvan gibi sülfür geliyor bu arada. Ki size örneğini şöyle vereyim. Son suyu iç, yeme, ye.
Alabildiğim kadarını aldım. Şimdi bunları götürüyoruz Megane'a. Ve orada yapılacak olan en önemli şey var değerli arkadaşlar. Nedir o? Şu Peugeot K3 üretimini biraz daha en azından o dolap olana kadar. Hızlıca yukarı kobalt kobalt magnezyum ananı iki tane magnezyum silikon naftanyum dömür. Ya sülfürleri yukarı götürmeyeceğim. Şimdi bak. Şimdi altı taneden fazla üretmemem gerekiyor çünkü çantası doldu. Zaten 4 tane üretebiliyormuşum. Bence şu an için yeterli. Şimdi metan bulamazsak mutajen yapamayız. Bize metan lazım reis. Bizim bakteri üretmemiz için şurada yosun miktarı. İki sıra su. Temiz. Tamam. Metanı da ver. Thank you.
Bana da mutajen'e bak, mutajen. Abi bir şekilde yapmak zorundayım. Yani bu eziyet gibi ama. Oğlum bu 3 yosun var lan. Çıkmadı. Ne yosun var, ne su var. Biraz dolsunlar da. Onları öyle çekeceğim malzemeye la. Basınç, yani üst kısımlar iyi gidiyordu. Şu biyokütle çok ağır gidiyor ya. Bir de yani mutajen yaptıktan sonra aha akvaryum K2 geldi. Oo. Ama 10 numara yer. Şu akvaryum K2 şey ettirelim mi ya? Şu akvaryum K2'ye gel abi. Süper alışım çubuğu istiyorsun. Bir tane anamızı belleyeceğim. Farkındayım. Bir. Alüminyum. Oğlum, alüminyum da bitmiş lan. Ha burada bir chest daha var. Oh. Alüminyum, kobalt, silikon. Aa yetmiyor, tek sıra. Baba tek sıra. Sonuçları kötü olacak bunun. İki. 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 Bir tane de yukarıda var lan. Dur ama. Oh. Gel bakayım süper alışım çubuğu yapacağım. Çomağını yapalım. Bunun çomağı tamam. Şimdi devre kartı yapılacak. Biyoplastik alüminyum, demir, silikon, nitrojen. Dur şimdi. Alüminyum. Silikon.
Demir. Şimdi gidiyoruz. Hadi be. Nereye koyacağız lan biz? İyi de.
biraz saçma sapan bir küp değil mi ya? Çok saçma bir küp.3 adet balık yumurtası. Şimdi plankton A diyor. Kaki. Doğacağız. Şimdi şöyle bir şey. K2 yaparsam yapabilirim. Plankton C var mı elimde? Ona bakalım.
tane var. Plankton A'yı bırak. C'ye al. Şimdi bir tane bal ver lan bana. Bir tane K2 yapıp geleyim mi? Şimdi şu balığı bir dizebilir miyim? Şu. Şunu bir diz. Şu balığı bir dizelim şu balığı. Haydi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bu arada akvaryum ne veriyor? Hayvan üretir derken. Tamam, bir şey de olsa doldu, ölmemden iyidir. Hadi oğlum. Kısmetimize bu geldi. Yapacak bir şey yok. Kısmette ne varsa o.
Kısmetimiz bundan yana, yapacak bir şey yok. Aferin lan yüzüm böyle. Tamam. Ahvarını da koyduk. Bir nokta 25 kişiyle gelecek. Yedik. Yemeğimizi de yedik. Şu biyokütleye gel. %800'de açılacak ve böcekler hayvan gibi artıyor. Kelebek çiftliği K2 gelecek. Raju kurbağası gelecek. Nadir larvayı üretebilir hale geliyorum. Bak bu çok önemli işte. Bu var ya, acayip önemli bir şey. Ha bu ne dola? Genetik sentezleme. Bunu üretebilir hale geleceğim. H4. Bilmem ne kurbağa zartı zurtu. TN hayvan yemi. Ev oğlum, oyunun dibine geldim yala. Bak. Bak 800'de genetik çıkarıcı açıyor. Çok sayıda canlıdan genlerin çıkarılmasına izin verir. Bunun nasıl çalıştığını anlayacağız. Bu çıkarıcı. Bu da sentezleyici. Genetik özellikle birleştirerek DNA'yı oluşturur. Allah büyüktür. Ya hayvanlar da iyi artıyor da. Yani... Ekosistem larva mı üretiyor? Nasıl lan? Oo bebeğim, bundan bende iki tane var değil mi lan? Bayağı larva da çıkıyor buradan lan.
Ne? Anıl arabası var. Ağaç kabuğu, kaki gübre, biyoplastik, bal ve arılar arabası veriyor. Oğlum ne oluyor lan? Çok iyi ha. Bal veriyor, arılar arabası veriyor. Böcekleri hayvan gibi arttırıyor. Bu hayvanları arttırıyor. Bizim kurbağa yapmamız lazım ki hayvanlar artsın. Su şişesi, lorva, gübre. Larva. Gübre. Tamam. Mutajen K4. Neyle yapılıyor? Mutajen ve mutajen K3 birleşimiyle. Bak şöyle yapılıyor. Bir tane bundan yapıyorsun. Hemen yukarı çıkıyorsun. Şunu alıyorsun. Tık tık. Yardır. Yani kurbağa ile ilgili yapabileceklerimi yaptım. Şimdi kelebeklerle ilgili yapabileceklerim. Bir numaralı yani birileri yıkıp oradan gelen kelebekleri alıp en yükseklerle dizip ondan sonra dizdiğin her kelebeğe larva var zaten. Bir de bu kelebek larvalarını da DNA çıkarıcıda da kullanacağız. Bence güzel şeyler olacak. Hadi bakayım. Hadi oğlum be. Hadi be aslanım be. Ver. Hocam şimdi ben iyiydim lan burada. Oğlum ben kurbağa yapacağım. Kurbağa. Bunu da koy. Ne yapalım oğlum? Her yere bir şeyler koyuyoruz mecburen. Hani baktığın zaman larva üretimimiz var. Şimdi bu larvalar iyi gidiyor. Evet, şimdi başka ne yapacaktım ben ya? Bundan bir tane daha koyduk. Şimdi kelebek etisi koymayacağım çünkü o kelebek
Bir yerden sonra kendiliğinden zaten büyüğü gelecek ama. Bizde böcekler mi hızlı ilerliyor? Evet. Bak genetik çıkarıcı geldi. Ben bu makineyi yaparım. Osmium çubuğu, devre gartı. Ama işte silikon yok. İki tane silikona ihtiyacım var. Ben de iki tane silikon yok diye biliyorum. Varmış lan. Ver şunu lan. Gel çocuğum gel. Şimdi. Evet. Şimdi kauç. Evet. Osmanyum nerede? Osmanyum'dan çıkar inşallah. Bir de osmiyum bulacağız ya. Tamam. Kelebek geldi mi lan? Gelmek üzere. Dur. 9.25'te gelecekti kelebek. Değil mi? Oğlum kelebek geldi geliyor lan. Allah bilir ne isteyecek ama şimdi bak bunu çıkartmakla bitmiyor iş işte bak şu menete ihtiyacımız var. 52 olması lazım ve bu biyokütle biraz yavaş ilerliyor. Bitkileri daha çok arttırmayı ben de çok isterim ama işte maden sıkıntımız var abi. Maden sıkıntımız olmasa ben o bitkilerin içinden geçerim de. Mesela bak şöyle düşün. Çiçek dağıtıcı K2 diyor. Bak bitkiler 43 diyor. Gördün mü? Bitkiler 97. Bitki 175.
Bitki 1250. Bu menet olayın son noktası. Ama bununla da bir şeyler başlatabilirsin yani. Bayağı iyi ilerliyor. Kurbağalar değil şimdi, kelebekler. Kaki. Böcek seviyesini arttırır. Yani balık o kadar çok açılmadığı gibi genel noktada açılacak bir şey var mı? Ha, bu açılacak. Buna çok var la. Buna daha çok var lan. Şimdi dur. Altı, yedi, yedi, yedi buçuk, bir buçuk. Şu böcekten belki bir tane daha atabilirim abi. Aslında atabilirim. Üç tane ara larvası istiyor. Gübre istiyor, bir de K3 istiyor diye hatırlıyorum. Kaki miydi? Hatırlamıyorum. Bak şöyle yaparız. 1, 2, 3. Hayır yapamayız. Süper alışım yapamıyorum çünkü silikonum yok. Şu an malzeme sıkıntısı yaşamaktayız. Kelebek açılacak birazdan. O çok değerli benim için. Rakamlar oldukça iyi ilerliyor. Kelebeğe 925 diyor. Buna da 12K. Ha, bunu oha. Bak, bu 92 tonda açılacak. Bitki çok düşükte kaldı. Bitkiye abanmamız lazım abi. Ama bitkiye abanırken de şöyle bir sıkıntı var. Planlarda durum bu. Biyokütlede durum bu. Yalnız biyokütle ile ilgili kesinlikle ve kesinlikle söyleyeceğim şey şu ki, şu bitki muhabbetine dayanmam lazım. Ben ağaç dağıtıcı K3'e abanacağız abi. Bitki dağıtmaya baksana abi şundaki. İlerlere doğru dağıtacağız abi bununla. O çöl gibi olan yerlere doğru dağıtacağız. Çünkü buradan mantaliteye bakarak, bak, bitki her şey açıldı, 45.7 bilmem ne KT ediyor. Bitki artarsa bu da hızlı gider. Bitki oksijeni arttırır ve böcek de ağaç mağaç muhabbeti hayvana iyi gelir. O da işi tavan yaptırır. Bunun başka kurtarırı var mı? Bana sorarsanız yok. Burada 925 olmasına bir şey kalmadı. Gübre kaki elimde olmadığından mütevellit. Gübre kakim yok, metanım da yok. 4 tane metan lazım bana. Bir tane gübre kaki var. 2 tane metan çıkartırsan bir kaki daha yaparım. Ama süper alışım yapamam. Her halükarda pohaz arıyor. Ama şu deniz kenarında olanları yıkabilirim. Ya da malzeme toplayabilirim. Şu süper alışım olayı vallahi başımıza bela oldu ya. Vallahi billahi süper alışımla kavga ediyorum hocam. Bu nedir ya? Şimdi bu buradan, ulan neye bastım ben? Gidiyor, geliyor, yapıyor bir şeyler. Bak balıklarım izliyor. Bak balıklar.
Evet, akvaryumumuz da burada. Canavar olmuş. Bak ne güzel yüzüyorlar, görüyor musunuz? Sevgili arkadaşlar, uzun oldu yine. Suyunu çıkarttık bu olayın. Yeni bir bölümde sizlerin karşısında olmak istediğimi bilmenizi isterim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir bölümde sizlerle tekrar buluşuncaya kadar sevgili arkadaşlar. Şimdilik herkes cümleten. Allah'a emanet. Haydi görüşürüz.